Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Bugün lavanta yapımıyla karşınızdayım. Şöyle farklı renk tonlarıyla tekli yaprak veya ikili yaprak şeklinde yapabileceğiniz lavantalar çok cici duruyorlar. Gerçekten güzel bir sunumu var ve kolay da bir yapımı var. Yani örgüye yeni başlayan da çok rahatlıkla yapabilir. Malzemelerimizi hemen göstereyim. Mor ipim ve yeşil ipim. Yeşilin tonunu değiştirebilirsiniz, size kalmış. Soft renkler daha iyi durduğu için ben bunu tercih ettim. Koyu morla da yaptığınızda çok şık duracaktır. Şu an elimde o ipten yok, o yüzden yapamıyorum. Makasım ve 2,5 numara, 2 numara tığım. 2,5 da kullanabilirsiniz. Bir de şu marketlerde rahatlıkla bulabileceğiniz şeylerimiz, çubuklarımız. Bunlardan kullanıyoruz arkadaşlar. Bir de ben yapıştırıcı tercih ediyorum. Herhangi bir güçlü yapıştırıcı. Siz tabanca, silikon tabancası da kullanabilirsiniz. Şimdi hemen yapımıyla başlamış olalım. Mor rengimle başlıyorum. Mor rengimizle arkadaşlar normalde zincir çekerek başlayacağız. Evet. Başlangıcımı yaptım. 45 tane zincir çekeceğim. Şu kısmın daha uzun olmasını isterseniz 45 değil de 50 zincir çekip şuraya kadar da şu mor kısmı uzatmayı deneyebilirsiniz. Bu dediğim gibi yani her zaman diyorum sizin hayal gücünüz ve isteklerinize göre de sınırlandırabileceğiniz bir şey. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Çok zincirlerinizi çok sık da çekmeyin. Çok gevşek de. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi milisto alıyorum. Bu da değil, bu da değil. Şuradaki üçüncüye. Yani iki taneyi atlıyorum. İki taneden sonra normal trabzan yapıyorum. İkili trabzan. Şimdi bu arada bir zincir çekiyorum. Milisto alıyorum. Sıradakine yine bir trabzan yapıyorum. Şu uç kısmını yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Bir, iki zincir çekiyorum. Bakın şu trabzanın bağlantı yerinde olan şu kısım var ya, buraya bunu kaydırarak bitiriyorum. Bir daha göstereyim. Bakın iki zincir çektim. İki zincirden sonra bu iki tanesinin birden içinden geçiyorum ve burayı kaydırarak bitiriyorum. Zincir çekmiyorum, tekrar milisto alıyorum. Sıradakine tekrar ikili trabzan, iki defa da çıktığımız ikili trabzan yaptım. Tekrar iki zincir çekiyorum. İçerisine tekrar kaydırarak ilerliyorum. Bu şekilde bakın, sıradakine geliyorum. Yine aynı şekilde tek milisto alıyorum ve trabzanımı yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Bağlantı yerinin içerisinden geçiyorum ve kaydırarak çıkıyorum. Şu kısmı oluşturuyoruz arkadaşlar, şu görüntüyü elde etmek için. Tekrar devam ediyorum. Aynı şekilde bir, iki. İki defa da çıktım. İki zincir çektim ve içerisinden yine kaydırma yöntemiyle geçtim. Arkadaşlar şu kısma kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet, son şeye geldim arkadaşlar. Son kere bak, şurada iki zincir kaldı. Sonuncusuna geliyorum. Yine aynı şekilde iki zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde buradan bunu kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Şekilde bir son şey elde ettik. Şimdi yeşile geçiyorum. Yapraklarını yapacağız hızlıca ve sonrasında yapıştırma kısmına geçeceğiz. Yapraklar gördüğünüz gibi küçük. Şurada gördüğünüz gibi küçük. İster iki tane yapın, ister tekli. Şimdi zincir çekiyorum. 12 zincir çekiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 zincir çektim. Bu sık iğne üzerinden yapılan bir şey. Birincisine değil de ikincisine batıyorum arkadaşlar. Sık iğne yaptım. Her bir zincire sık iğne yapacağım. Bu şekilde aşağı doğru iniyorum.
Sık iğne üzerinden. Atlamamaya dikkat edin. Eğer ipiniz ince ve çok sık ördüyseniz daha zor olabilir. O yüzden zincirlerinizi orta boyda yaparsanız, hani çok gevşek de değil, çok sıkı da değil. Evet, şimdi geliyorum. Bakın, son iki tane kaldığında şu şekilde, şu ilk baştakine 3 defa batacağım. Şurada ip karıştı, düzeltiyorum. Buraya bazen insanın sabrını deneyebiliyor. Şuradan söküyorum, tekrar alacağım. Şurayı. Evet. 1 2 ve 3. 3 defa battım. Şimdi şu aradaki ipimi de gezdirerek arkadaşlar, arada kaybolsun istiyorum. Şimdi aynı şekilde karşı taraflarına, aynı yerlere batarak ilerliyoruz. İpimizi gezdiriyoruz. Bu da arada kayboluyor. Bakın, yine tam simetrik olacak şekilde karşılarına batarak ileriye kadar ilerleyeceğim. Şuraya kadar ilerleyeceğim. Evet. Geliyorum. Çekimin şeyini yapıyorum. Şuradan bakın, batıyorum. Sona doğru geliyoruz. Son bir tane. Son bir tane. En sonki ilk yere şöyle bir kaydırma yöntemiyle yapıyorum. İki zincir çekiyorum. İpimi kısacık kesiyorum ve yaprağım hazır. Şurada birazcık kalan görünen var. Orayı da temizleyelim. Yaprağımız hazır. Şimdi hemen yeşil ipim bana lazım olacak. Evet, hemen çubuğumuzu alıyoruz. Çubuğumuzun şu kısmını kesiyoruz arkadaşlar. Evet. Makasla da kesebilirsiniz. Bu şekilde benim yaptığım gibi küçük bir şöyle şey, pense yardımıyla da kesebilirsiniz. Şu kısım içine gelecek şekilde. Yani şöyle yapıştıracağız. Şuradan başlayacağız arkadaşlar. Şuraya yapıştırıcı süreceğim. Böyle bu şekilde sararak aşağı doğru ineceğim. Bunu sıkı sararsanız daha kısa olur. Gevşek sararsanız daha uzun bir görüntüsü olur. Örtüme yapıştırıcı bulaşmaması için kağıt üzerinde yapmayı deneyeceğim. Şöyle hemen sürüyorum. Elinize biraz bulaşabilir ama çıkıyor, sorun değil. Şimdi hemen şöyle bakın. Üstten de görünsün istemiyorum. Şöyle önce bir birazcık yapıştırın böyle elinizle sıkıca. Sonra aşağı doğru sarıyorum. Bakın. Şöyle. Şimdi buraya bir yapışsın. Şöyle. Şöyle içine de sürebilirsiniz. Tahtaya da sürebilirsiniz. Çubuğa da sürebilirsiniz. Devam ediyorum. Normal sarıyorum. Çok gevşek de değil. Çok sıkı da değil. Dediğim gibi silikon tabancasını daha rahat kullandığınızı düşünüyorsanız onunla ilerleyin. Devam ediyorum. Evet, sarmaya devam ediyoruz. Şöyle ara ara da böyle yapalım ki iyice yapışsın. Kopsun istemeyiz. Evet. Şimdi buraya geldik. Şu kısımda, bu kısımda arkadaşlar ipimi alıyorum. İpimi alıyorum. Şurada ipleri bilerek kısaltmadım. İçinde kaybolsun hem de orayı daha tok göstersin diye. Şöyle bir şura kadarcık bir uzunluğunu aşağıda bırakıyorum. Şuradan sarıyorum ki hem daha sıkı tutsun onu. Açılma ihtimali olmasın. Daha güzel görünsün. Hem de sağlam olsun. Hem görsellik hem sağlamlık. Şöyle birkaç sarıyorum.
Evet, şu bağlantı yerini özellikle. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Bundan sonrası daha kolay olacak. Şöyle elinizle şöyle çevirdikçe kendiliğinden o dönmüş olacak. Aşağı doğru dönerek iniyoruz arkadaşlar. İniyoruz, iniyoruz. Şimdi şu şekilde koyacağım için mesela yaprağı nerede koyacağıma bakıyorum. Anlatabiliyor muyum? Bu yaprağı sonradan da yapıştırabilirsiniz ama ben sonradan olmasındansa böyle daha sağlam olacağını düşünüyorum. Çünkü ben üzerine bir de onu saracağım şimdi bakın. Birkaç tur şöyle geçiyorum. Şöyle üzerinden. Hem içinden çıkmış görüntüsü veriyor. Hani gerçek bir yaprak görüntüsü veriyor hem de sağlam oluyor bence. Ama dediğim gibi tercih sizin. Direkt üstüne yapıştırabilirsiniz de. Evet, şimdi aşağı doğru devam ediyorum. Devam ediyorum. Boşluk bırakmamaya özellikle dikkat edin. Alttan tahta görünmemesi için. Görünse de çok belirgin bir fark olmuyor gerçi. Renk solgun, pastel bir renk olduğu için. Bu şekilde ilerliyoruz. İlerliyoruz arkadaşlar ve şurada bir katlama yaptım herhalde, orayı düzelteyim. En sonunda da yapıştırarak bitireceğiz. Kolay ve zevkli örülen bir model. Bunun beyazını yapıp mesela eğer çiçek buketi yapmayı düşünüyorsanız beyazını da yapıp aralarda dekor amaçlı kullanabilirsiniz ki ben kullanmayı düşünüyorum. Şimdi şuraya hemen yapıştırıcı sürüyorum. Şimdi buradan sonrasını dikkatli bir şekilde şöyle. Elime çok bulaşmasını istemediğim için ama. Şöyle. Şimdi buna şöyle saracağız arkadaşlar ve sonra şöyle gelecek. Elinizde birkaç saniye tutsanız bile o bayağı bir güzel yapışıyor. Orada kalıyor. Bakıyorum tekrar yapışmadıysa bir daha süreceğim. Çünkü şuraya azıcık daha sürsem güzel olacak. Evet. Evet arkadaşlar, ördük, bitti. Gördüğünüz gibi farklı renkler deneyebilirsiniz, farklı modeller deneyebilirsiniz böyle. İyi örmeler. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Takip ettiğiniz için teşekkürler.